Dünya çapındaki bazı çevre sorunları nokta nokta ilkesine en açık kanıtları sunuyor. Karadeniz'in öbür tarafında Kiev civarında kurulan nükleer reaktör İzmir'deki çay tiryakisi neden ilgilendirsin? Ama ilgilendiriyor. Tropik ormanların tahribi, ozon tabakasının incelmesi vesaire etkisi nokta 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 değil midir? Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A. Dünyanın değişimi, artık hemen hepimizin bildiği tehditler. B. Doğanın bütünselliği, tüm dünya insanların ortak sorunu. C. Evrenimizin hassaslığı, üzerine konuşulmaya değer konular. D. Kelebek etkisi, Türkiye'de de karşılaştığımız problemler. E. Hassas ayarlar, doğanın sonsuz cömertliğinin sonuçları. Boşluktan sonraki cümlede ülkeler arasındaki etkileşim bize bütünselliği çağrıştırıyor. Bu nedenle ilk boşluğa doğanın bütünselliği ifadesini getirmeliyiz. İkinci boşlukta ise evrensel sorunlardan bahsedildiği için ikinci boşluğa tüm dünya insanların ortak sorunu ifadesini getirmeliyiz. Sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Bir, araştırmada kendinden yaşça küçük veya büyük kardeş olan çocuklar ile yalnızca bir ikiz kardeşi bulunan veya hiç kardeşi olmayan çocuklar incelenmiştir. 2. Bu çalışma sonucunda tek çocukların ve yalnızca ikiz kardeş olan çocukların bazı zihinsel aktivitelerde küçük veya büyük kardeş olan çocuklar oranla daha başarısız oldukları görülmüştür. 3. Böylece çocukların kendilerinden yaşça küçük veya büyük kardeşleriyle etkileşiminin yaşıtlarıyla olan iletişiminden daha önemli olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 4. Zihinle ilgili araştırmalarda kardeş avantajı olarak adlandırılan bu durumun nedenlerine yönelik çeşitli varsayımlar geliştiriliyor. 5. Farklı yaşlardaki kardeşler arasında kurulan usta-çırak ilişkisi bu önermelerden sadece biri. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede araştırmanın kimler üzerinde yapıldığından söz edilmiştir. B. İkinci cümlede çalışma sonuçları karşılaştırmaya dayalı olarak ifade edilmiştir. C. Üçüncü cümlede araştırma bulgularına bağlı olarak bir çıkarım yapılmıştır. D. Dördüncü cümlede zihinle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığı belirtilmiştir. E. Beşinci cümlede araştırma sonuçlarına dayalı bir öneride bulunulmuştur. Birinci cümlede araştırmanın kimler üzerinde yapıldığına değinilmiş. İkinci cümlede karşılaştırmaya dayalı olarak çalışma sonuçları dile getirilmiş. Üçüncü cümlede çıkarım yapılmış. Dördüncü cümlede varsayımlardan bahsedildiği için zihinle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığını söyleyebiliriz. Fakat beşinci cümlede bir öneride bulunulmuyor, sadece bir sonuçtan bahsediliyor. Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Osmanlı coğrafyasına yolu düşen seyyahların tamamı, devletin büyüklüğünü, halkın medeni hayat şartlarını, şehirlerin güzelliğini, kurum ve kuruluşların intizamını öve öve bitiremezler. Kusursuz işleyen bu sistem, toplamı 15 milyon kilometre kare tutan bir devleti yaşatıyor. İçinde 12 eyalet barındırıyordu. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İkilemelere yer verilmiştir. B. Açıklama yapılmıştır. C. Nicel verilerden yararlanılmıştır. D. Öznel ifadeler kullanılmıştır. E. Örneklerden yararlanılmıştır. Öve öve söz öbeği ikilemedir. Parçada Osmanlı coğrafyasıyla ilgili açıklama yapılıyor. 15 milyon 12 eyalet nicel verilerdir. Parçada öznel ifadeler kullanılmıştır. Fakat örnek yoktur. Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Hemingway gibi bir yazarın söyledikleri kadar söylemedikleri de önem taşır. Yazılarındaki yoğunluğu hem kelimeleriyle hem de sessizliğiyle sağlar. Hemingway'in kendi deyimiyle buzdağına benzettiği yazıları ilk bakışta kendisini kolayca ele vermez. Bu parçaya göre Hemingway'in yazılarındaki en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Özgün bir bakış açısı taşıması. B. Hayal ögelerinden yararlanması. C. Anlam derinliğine sahip olması. D. Üretimi için uzun zaman gerektirmesi. E. Okuyucunun ilgi alanına girmesi. Yazılarındaki yoğunluk.
buzdağına benzeyen yazılar. Yazıların kendini kolayca ele vermemesi Hemingway'in yoruma açık yazılar yazdığını anlatır. Bu durumun özgünlükle, hayalle, zamana ihtiyaç duymakla, okuyucunun ilgi alanıyla bir ilgisi yoktur. Bu ifadeler Hemingway'in yazılarının anlam derinliğine sahip olduğunu ifade eder. Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Bülbülün aşkıdır dalda ötüğü, çobanın sütedir koyun güttüğü, toprağın Habil'i kabul ettiği, şüphesiz yüzünün yumuşaklığından. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Telmi sanatına başvurulmuştur. B. Sarma kafiye düzeninde yazılmıştır. C. Edife yer verilmiştir. D. Yarım kafiye kullanılmıştır. E. 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Şiirde Habil ile Kabil hikayesine gönderme yapıldığı için telmi sanatına başvurulmuştur. Ötmek, gütmek ve etmek eylemdir. Tüyler rediftir. Ötmek, gütmek ve etmek sözcüklerinde T sesleri yarım kafiyedir. Şiir 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Fakat sarma kafiye düzeni yoktur. Düz kafiye vardır. Sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde. Bu dizeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmiştir. B. Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır. C. Yaşama sevinci teması işlenmiştir. D. Kişileştirmeye başvurulmuştur. E. Görsel ögelere yer verilmiştir. Kesin, zengin uyak. D'ler redif, erinler zengin uyak olduğu için şiirde ahenk unsurlarına yer verilmiştir. Uyak düzeni A-B-A-B olduğu için çapraz kafiye vardır. Su sözcüğü kişileştirilmiştir. Betimleme yapıldığı için görsel ögelere yer verilmiştir. Fakat şiirde yaşama sevincinden bahsedilmiyor, sevgiliye özlem dile getiriliyor. Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Bir gazele ait 3 beyt şu şekildedir. 1. Nedenli ağlasa zar olsa aşık, açılsa gülse gülzar olsa dilber. 2. Cefayı az kılsa hayretiye, sözüm bu kim vefadar olsa dilber. 3. Öpülse yar ile yar olsa dilber, koculsa ram-ı dildar olsa dilber. Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 1-3-2, B. 2-1-3, C. 2-3-1, D. 3-2-1, E. 3-1-2. Gazelin ilk beyti AA olarak uyaklanır. Bu nedenle 3 numaralı beyit 1. sırada olmalı. Şair mahlasını son beyitte söylediği için 2 numaralı beyit 3. sırada yer almalı. Dolayısıyla sıralama 3-1-2 şeklinde olmalıdır. Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayrat içinde verilen edebi sanat yoktur? A. Aramazlık gece mehtabı yüzün parlarken, bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken, tenasüp. B. Gül gülse daim ağlasa bülbül acep değil, zira kimine ağla demişler, kimine gül, tezat. C. Yusuf'u gerçi görenler ellerin kestiler, gün yüzün gördü senin, şak oldu Bedrin ayası, telmi. D. Sen akşamlar kadar büyülü sıcak, rüyalarım kadar sade güzeldin, teşbih. E. Senin yanındayken avuçlarımda, suda sabun gibi eriyor zaman, teşhis. A şıkkında gece, mehtap, yıldız, güneş sözcükleri tenasüplü olarak kullanılmıştır. B şıkkında gülmek ve ağlamak sözcükleri tezattır. C şıkkında Yusuf peygambere gönderme olduğu için telmih vardır. D şıkkında kişi akşama ve rüyaya benzetildiği için teşbih vardır. Fakat E şıkkında teşhis yoktur. Zamansa buna benzetildiği için teşbih vardır. Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Her beyti başlı başına bağımsız bir şiir olmakla birlikte bütün beyitler arasında bir duygu ve düşünce birliği bulunan şiirlere divan edebiyatında
nokta 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 denir. Örneğin Fuzuli'nin gerek divanında gerekse nokta 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 mesnevisinde bu türden şiirlerin sayısı oldukça fazladır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A. Yek Ahenk Gazel, Leyla ve Mecnun. B. Rindane Gazel, Şikayetname. C. Aşikane Gazel, Rindü Zahid. D. Yek Avaz Gazel, Hadikatü Süeda. E. Beytül Gazel, Bengübade. Her beyti başlı başına bağımsız bir şiir olmakla birlikte bütün beyitleri arasında bir duygu ve düşünce birliği bulunan şiirlere divan edebiyatında Yek Ahenk Gazel denir. Fuzuli'nin divanında ve Leyla ve Mecnun mesnevisinde bu türden şiirler oldukça fazladır. Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Kuşların dili anlamına gelen ve mesnevi şeklinde yazılmış olan nokta 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 adlı eser İranlı şair Feridun Attar tarafından kaleme alınmıştır. İçinde tasavvufi hikayeler bulunan eserin Türkçe uyarlaması, yazıldığı dönemin dil özelliklerini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Makalat, B. Garipname, C. Mantıkuttayr, D. Danışmentname, E. Atabetül Hakayık. Kuşların dili anlamına gelen Mantıkuttayr, İranlı şair Feridüddin Attar tarafından yazılmıştır. Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Zühre'nin annesi sihirbazı çağırıp durumu anlattı. Padişah Zühre'yi Tahir'e verecek. Ben buna razı değilim. Tahir Veziroğlu, benim kızım padişahlara layıktır. Bir ilaç ile padişahı Tahir'den soğut dedi. Padişah sihirbazın hazırladığı şerbeti içince Tahir'den soğudu ve onu saraydan kovdu. Tahir ile Zühre birbirinden ayrılınca gece gündüz ağlaştılar. Zühre'nin aşkından deli dönen Tahir eline sazını alıp bağlara ve bahçelere gidip türküler söylemeye başladı. Yardan ayrılmaklığım figandır, dillerim pürnem, kaddim kemandır. Tan etmeyin dostlar ahu zarıma, dostu görmeyeli hayli zamandır diyerek gönlünü avutmaya çalışıyordu. Bazen de aklına gelen türküleri yazıyor ve geçtiği yerlerde bırakıp gidiyordu. Bu şiirler başkalarının eline geçince aşkları bütün şehre yayıldı. Yaşlı kadınlar bu şiirlerden bazılarını Zühre'ye de götürüyorlardı. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bir halk hikayesinden alınmıştır. B. Mensur ve manzum parçalar içerir. C. Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır. D. Nesil çatışması üzerine kurulmuştur. E. Olağanüstü ögeye yer verilmiştir. Bu parça Tahir ile Zühre adındaki bir halk hikayesinden alınmıştır. Hikayede hem düz yazı hem şiir bölümü olduğu için hikaye mensur ve manzum parçalar içerir. Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır. Olağanüstü ögelere yer verilmiştir. Fakat nesil çatışması üzerine kurulmamıştır. Bir aşk hikayesi üzerine kurulmuştur. Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. XVIII. Yüzyılda yaşamış klasik Türk edebiyatı şairidir. Sebk-i Hind'in önemli temsilcileri arasında gösterilir. Genç yaşta divan sahibi olmuştur. Divan şiiri geleneğinin son büyük temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Mesnevi yazma gücünü alegorik bir eser olan Hüsnü Aşk adlı eseriyle ispat etmiştir. Bu parçada sözde edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A. Nabi, B. Nedim, C. Şeyh Galip, D. Şeyhülislam Yahya, E. Hayali. 18. yüzyılda Sebk-i Hindi'nin temsilcilerinden olup divan şiir geleneğinin son büyük temsilcisi kabul edilen Hüsnü Aşk adlı mesnevinin şairi Şeyh Galip'tir. Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Gözle konuşu hakkının dinle beni, ister isen hak seve daim seni. Kırma gönlün hoş geçin mümin isen, dül cihanda olmak istersen esen. Konuşusunu kim ederse bir huzur, dül cihanda hak anı ede küsur. İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir. A. Surname, B. Pendname, C. Kıyafetname, D. Seyahatname, E. Gazavetname. Beyitlerde öğüt verildiği için bu şiir bir pentnameden alınmıştır. Sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.
Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kişiler eğitim düzeylerine göre konuşturulmuştur. B. Gülmece yoluyla toplumsal eleştiri yapılmıştır. C. Kişilerin adlarıyla sosyal ve kişisel özellikleri arasında bağ vardır. D. Batılılaşmanın olumsuz yönlerini yerme amacıyla yazılmıştır. E. Tipleştirmeye dayalı bir tiyatro anlayışını yansıtmaktadır. Şair evlenmesinde batılılaşmanın olumsuz yönleri yerilmez, görücü usulü evlilik ve rüşvet eleştirilir. Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Yazar bu romanda kıskançlık konusunu ele alır. Eser yazarın ölümünden sonra arkadaşı Mahmut Sadık tarafından Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır. Edebiyatımızda naturalizm akımının etkilerinin görüldüğü ilk roman olarak kabul edilir. Romanın başlangıcında iki aile vardır. Eşini kaybetmiş, kızıyla beraber oturan Şevket Efendi'nin ailesi ve babasını birkaç sene evvel kaybetmiş, annesi Münire Hanım'la birlikte oturan Supi'nin ailesi. Bu parçada söz edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? A. Namık Kemal İntiba. B. Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası. C. Ahmet Mithat Efendi, Helatun Bey İleri Akım Efendi. D. Sami Paşazade Sezai Sergüzeşt. E. Nabizade Nazım Zehra. Kıskançlık konusunun işlendiği Zehra adlı eser Türk Edebiyatı'nda naturalizmin ilk örneğidir. Şevket Efendi ve Supi Zehra'nın karakterleridir. Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Servet-i Fünun dönemi bağımsız yazarlarındandır. Roman ve öykülerinde ince bir mizah vardır. Eserlerinde eski yeni çatışması, yüzeysel batılılaşma ve aile geçimsizliklerini işlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait eserlerden biridir? A. Şık, B. Kırık Hayatlar, C. Sözde Kızlar, D. İstanbul'un İç Yüzü, E. Çalı Kuşu. Servet-i Fünun'un bağımsız yazarlarından olan, ince bir mizah anlayışına sahip olan, eserlerinde eskiyen çatışması, yüzeysel batılılaşma ve aile geçimsizliklerini işleyen yazarımız Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Kırık Hayatlar Haluk Ziya Uşaklıgil'e aittir. Sözde Kızlar Peyami Safa'ya aittir. İstanbul'un İç Yüzü Refik Halit Kara'ya aittir. Çalı Kuşu Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Fakat Şık Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eseridir. Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Sanatta süslü bir dil ve anlatımdan kaçınılmıştır. Söyleşte ve anlatımda hitabet tonu egemendir. Şiirlerde lirik bir söyleşten ziyade didaktik bir yaklaşım tercih edilmiştir. Halk şiiri nazım şekilleri ve hece vezni kullanılmıştır. Bazı özellikleri verilen edebi dönem veya topluluk aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli Edebiyat, B. Servet-i Fünun, C. Garip Hareketi, D. Tanzimat, E. Fecaati. Sanatlı süslü bir dil ve anlatımdan kaçınıldığına göre Fecaati ve Servet-i Fünun'u eleriz. Söyleyişte ve anlatımda hitabet tonu egemense eğer Garip Hareketi'ni eleriz. Halk şiir nazım şekilleri ve hece vezni kullanıldıysa Tanzimat Edebiyatı'nı eleriz. Yukarıda verilen özellikler Milli Edebiyat dönemine aittir. Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Yeni yapılmış büyük bir apartmanın 9 odalı bir bölümünde oturuyoruz. Bu bölüğü Ayaşlı İbrahim Efendi adında biri tutmuş. İsteyenlere oda kiraya veriyor cümleleriyle başlayan romanın yazarı bu odalarda oturan insanları anlatarak bize Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Ankara'dan toplumsal bir kesit sunuyor. Romanda bir yandan dönemin alt ve orta kesiminin günlük yaşantısı ve değer yargılarındaki değişimler sergilenirken öte yandan bürokrasiye yönelik eleştiriler dile getiriliyor. Bu parçada söz edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Peyami Safa, B. Mithat Cemal Kuntay, C. Memduh Şevket Esendal, D. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, E. Refik Halit Karay. Ayaşlı İbrahim Efendi'nin 9 odalı evini kiraya verdiği roman Ayaşlı ve Kiracıları romanıdır. Bu romanın yazarı Memduh Şevket Esendal'dır. Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Toplumsal gerçekçilik akımının sanatkar hikayecisidir. Halk şiir geleneğini sürdüren ürünlerle edebiyat dünyasına giren yazar,
sonradan hikayeye geçmiştir. Değirmen, Kanı, Ses, İni Dünya, Sırça Köşk adlı kitaplarda hikayelerini toplayan yazarın 3 de romanı vardır. Edebiyat ve sanatın bir nevi propaganda olduğunu belirten yazara göre sanatın bir tek ve açık maksadı vardır. İnsanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yükseltmek ve insanlarda bu yükselme arzusunu uyandırmak. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Sabahattin Ali, B. Ahmet Hamdi Tanpınar, C. Haldun Taner, D. Kemal Tahir, E. Tarık Bora. Toplumsal gerçekçilik akımına bağlı olan Sabahattin Ali'nin Değirmen, Kanı, Sez, Yeni Dünya, Sırça Köşk isimli hikaye kitapları vardır. Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Kuşak çatışması, Milli Edebiyat Dönemi Türk romanında yaygın olarak görülen temalardan biridir. Dönem romanlarında kuşaklar arasındaki görüş, duygu ve yaşayış ayrılıkları üzerinde durulmuş, bu ayrılıklardan kaynaklanan toplumsal çözülmeler ele alınmıştır. Bu parçada söz edilen durum aşağıdaki roman kişilerinin hangileri arasında vardır? A. Naim Efendi ile Seniha, B. Nur Baba ile Celile Bacı, C. Ahmet Celal ile Emine, D. Vehmi Dede ile Rabia, E. İhsan ile Ayşe. Kuşak çatışması Yakup Kadri'nin Kiralık Konak adlı romanında Naim Efendi ile torunu Seniha arasında yaşanır. Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Nokta 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 hayatının sonuna doğru şiir kitaplarının adlarından içinde yer alacak şiirlerin sırasına kadar bütün ayrıntılarla ilgilenmişse de şiirleri ancak ölümünden sonra kitaplaşabilmiştir. 1961'de yayınlanan Nokta 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 adlı kitabı şairin en tanınmış eseridir. Adını kitabın ilk şiiri olan Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nın 3. dizesinden alan bu eser şairin şiir anlayışını anlamada anahtar bir işleve sahiptir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A. Ahmet Haşim Piyale, B. Yahya Kemal Beyatlı Kendi Gök Kubbemiz, C. Necip Fazıl Kısakürek Çile, D. Mehmet Akif Ersoy Safahat, E. Faruk Nafiz Çamlıbel Han Duvarları. Şiirleri ölümünden sonra kitaplaştırılan şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'dır. Kendi Gök Kubbemiz adlı şiir kitabının ilk şiiri Süleymaniye'de Bayram Sabahı'dır. Sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Kendisinin adının ilk harfleriyle K denmesini tercih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim. Yolun açık olsun K. Ama sizi kandırmak istemem. K'nın eski bir arkadaşıyım ve Kars'ta başına gelecekleri daha bu hikayeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben. Bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Romanın kurmacı olduğu okura hissettirilir. B. Romanın yazılma süreci metne konu edilir. C. Anlatıcı kurmacanın etkin bir figürü haline getirilir. D. Kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınır belirginleştirilir. E. Doğrudan veya dolaylı biçimde okurla iletişim kurulur. Parçada romanın kurmaca olduğu okura hissettiriliyor. Romanın yazılma süreciyle ilgili okura bilgi veriliyor. Paragrafın geneline baktığımızda anlatıcının kurmacanın etkin bir figürü haline getirildiğini görüyoruz. Yazar doğrudan veya dolaylı biçimde okurla iletişim kuruyor. Fakat romanın ne kadarının kurmaca, ne kadarının gerçek olduğu ile ilgili bir sınır çizilmemiş. Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Toplumcu gerçekçi bakış açısıyla yazılan ve tütün üçlemesi olarak adlandırılan seri içinde yer alan Acı Tütün romanında Batı Anadolu'nun İzmir-Urla toprak ve tarımla uğraşan insanların dramları birer toplumsal sorun olarak kendini gösterir. Gücün etkili olduğu bir hayat içinde yaşam kavgası veren insanların acısıdır bu. Arabacı Yusuf, Ferit Taşçı ve ötekiler hayattan çok şey beklemeyen insanlardır. Biri arabasının borcunu ödemek, diğeri elenebilmek için mücadele eder. Fakat bir takım eller
kendi mutluluklarını bu insanların emeklerini ellerinden alma düşüncesi üzerine kurmuşlardır. Bu parçada söz edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Necati Cumalı, B. Yaşar Kemal, C. Oktay Akbal, D. Haldun Taner, E. Orhan Kemal. Toplumcu gerçekçi bakış açısıyla Acı Tütün romanını yazan yazar Necati Cumalı'dır. Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Roman yazarı bilimsel metotları uygulayan bir deneycidir. O sadece gözlem yapılarak öğrenilebilecek şartları kaydetmez. Bireyin çevre şartlarıyla mücadelesini sebep-sonuç ilişkisi içinde vererek başlangıçta oluşturduğu hipotezi ispatlamak zorundadır. Onun için en önemli şey insan tabiatını objektif bir biçimde gözlemlemek, belli biyolojik kılıtımla doğan bir kişinin belli sosyoekonomik şartlar içinde kaderinin ne olacağını incelemektir. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? A. Romantizm, B. Realizm, C. Naturalizm, D. Sembolizm, E. Sürrealizm. Bilimsel metotlar, deney, gözlem, sebep-sonuç ilişkisi, biyolojik kalıtım, sosyoekonomik şartlar, naturalizmin ilgi alanıdır. Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Tarih araştırmalarında yazılı kaynakların doğruluk derecesinin ve güvenirliğinin araştırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarama, B. Tasnif, C. Tahlil, D. Tenkit, E. Terkip. Sevgili arkadaşlar, tarama yazılı kaynakların taranması anlamındadır. Tasnif, yazılı kaynakların sınıflandırılmasıdır. Tahlil ise yazılı kaynakların incelenmesidir. Terkip ise yazılı kaynakların birleştirilmesidir. Tenkit ise yazılı kaynakların doğruluk derecesinin ve güvenirliğinin araştırıldığı aşamadır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde geçerli olan egemenlik, sembol ve göstergelerden biri değildir? A. Hutbe okutmak, B. Siyasi antlaşmalar yapmak, C. Para bastırmak, D. Kurultaya başkanlık yapmak, E. Yabancı elçileri kabul etmek. Sevgili arkadaşlar, hutbe okutmak, İslamiyet'in kabulü ile birlikte geçerli olan egemenlik, sembol ve göstergelerden biridir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Hazreti Ömer dönemi yapılan fetihlerin yanı sıra devlet teşkilatı ve kurumların oluşturulmasında da önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan çalışmalardan biri değildir? A. Mahkemelerin oluşturulması, B. Beytül Hikme adlı ilim merkezinin kurulması, C. Askeri posta teşkilatının kurulması, D. Vergilerin sistemli hale getirilmesi, E. Ordugah şehirlerin kurulması. Sevgili arkadaşlar, Beytül Hikme Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulmuş olan bir ilim merkezidir. Yani Hazreti Ömer döneminde yapılan devlet teşkilat ve kurum çalışmaları arasında gösterilemez. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Karahanlı Devleti'nde devletin iki ana kısma ayrılarak yönetilmesi, uygulaması bulunmaktadır. Bu Arslan Han, Buğra Han, İlek Han ve benzeri ünvanlarla hanedana mensup hükümdarların hüküm sürmesinden de anlaşılmaktadır. Bu uygulamanın bir benzeri Karahanlılardan önce aşağıdaki devletlerin hangisinde görülmüştür? A. Göktürkler, B. İhşidiler, C. Gazneliler,
D. Selçuklular, E. Harezmşahlar. Sevgili arkadaşlar, burada bahsedilen uygulama ikili devlet teşkilatı sistemidir. Karahanlılardan önce ikili devlet teşkilatı sistemi Göktürklerde görülmüştür. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde idari birimlerden biri değildir? A. Kaza, B. Eyalet, C. Sancak, D. Avarız, E. Köy. Sevgili arkadaşlar, kaza, eyalet, sancak, köy Osmanlı Devleti'nde idari birimlerdir. Fakat avarız Osmanlı Devleti'nde Müslümanlardan ve gayrimüslimlerden olağanüstü hallerde alınan vergidir. O halde cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşen olaylardan biridir? A. Mısır'ın alınması, B. Belgrad'ın alınması, C. Mora'nın alınması, D. Girit'in fethedilmesi, E. Kıbrıs'ın fethedilmesi. Sevgili arkadaşlar, Mısır Yavuz Sultan Selim döneminde alınmıştır. Belgrad, Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınmıştır. Girit ise 4. Mehmet zamanında fethedilmiştir. Kıbrıs ise 2. Selim döneminde fethedilmiştir. Mora'nın alınması ise Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşen olaylardan biridir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar karışık sırada verilmiştir. 1. İstanbul Harp Akademisi, 2. Selanik Şemsi Efendi Mektebi, 3. Selanik Askeri Rüştiyesi, 4. İstanbul Harp Okulu, 5. Manastır Askeri İdadisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu bu okullar aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır? A. 1-2-3-4-5, B. 1-3-2-4-5, C. 2-3-4-1-5, D. 2-3-5-4-1, E. 5-4-1-2-3. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal Selanik Şemsi Efendi Mektebi'nde eğitim hayatına başladı. Ardından Selanik Askeri Rüştiyesine yani ortaokula devam etti. Ardından Manastır Askeri İdadisine yani liseye devam etti. Ardından İstanbul Harp Okulu'na, ardından İstanbul Harp Akademisi'ne devam etti. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 2, 3, 5, 4, 1 doğru sıralama olarak söylenebilir. O halde cevabımız D seçeneğidir. Yunan ordusu aşağıdakilerin hangisinde alınan karardan sonra 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmiştir? A. Paris Barış Konferansı, B. Brest-Litovsk Antlaşması, C. San Remo Konferansı, D. Sèvres Antlaşması, E. Londra Konferansı. Sevgili arkadaşlar, Brest-Litovsk Antlaşması ile 3 Mart 1918'de Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. San Remo Konferansı'nda Sèvres Barış Antlaşması'nın görüşmeleri yapılmıştır. Sèvres Antlaşması ise 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan 10 Ağustos 1920 tarihli Barış Antlaşması'dır. Londra Konferansı 1921 tarihli 1. İnönü Savaşı sonrasında toplanan konferanstır. Ve Londra Konferansı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığı İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmıştır. O halde sevgili arkadaşlar, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal kararı 18 Ocak 1919 tarihli Paris Barış Konferansı'nda verilmiştir.
Paris Barış Konferansı'nda alınan karar gereğince İzmir 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu tarafından işgal edilmiştir. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında kurulan iyi ilişkiler sebebiyle aralarında Şevket Süreyya Aydemir, Hüsrev Tokin, Vala Nurettin'in de bulunduğu gençlerin öğrenim görmek üzere gitmelerine izin verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Sovyet Rusya, B. İngiltere, C. İtalya, D. Fransa, E. ABD. Sevgili arkadaşlar, milli mücadele yıllarında Anadolu'ya dost elini uzatan tek ülke Sovyet Rusya idi. Bu nedenden ötürü gençlerin öğrenim görmek üzere gitmelerine izin verilen ülke Sovyet Rusya olmuştur. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik gelişimini araştıran Esra bir gazetede milli sanayinin temelini 10 yılda attık manşetini okumuştur. Bu gazete manşeti aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanabilir? A. Cumhuriyetçilik, B. Laiklik, C. Halkçılık, D. Devletçilik, E. İnkılapçılık. Sevgili arkadaşlar, cumhuriyetçiliğin özünde milli egemenlik söz konusudur. Laiklik, din devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Akılcılık ve bilimselliktir. Din ve vicdan özgürlüğüdür. Halkçılık ise eşitliktir. Sosyal devlet anlayışıdır. İnkılapçılık, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmaktır. Ekonomi denince aklımıza devletçilik gelecek. Yani milli sanayinin temelini 10 yılda attık manşeti ekonomi alanında bir gelişmedir. Devletçilik eşittir ekonomi. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde kuraklık ekstrem bir doğa olayı olarak değerlendirilemez? A1 ve 2, B2 ve 4, C2 ve 5, D3 ve 4, E3 ve 5. Sevgili arkadaşlar, ekstrem olay uzun yıllar içerisinde gerçekleşen uç değerler olarak adlandırılmaktadır. Bir numaralı bölge soğuk, nemli bir bölgedir. İki numaralı bölge ekvatoral iklimin hakim olduğu bölgedir. Dört numaralı bölge ise muson iklimine sahip nemli bölgelerdir. Fakat 3 ve 5 numaralı bölge ise sevgili arkadaşlar çöl bölgeleridir. Yani bu bölgelerde kuraklık sürekli olduğundan ekstrem bir olay olarak değerlendirilemez. O halde doğru cevabımız E seçeneğidir. 1. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği. 2. Barınma olanaklarının yetersizliği. 3. Kültürel faaliyetlerin yetersizliği. Yukarıdakilerden hangileri sanayileşmenin etkisiyle hızla gelişen şehirlere göç eden insanların karşılaşabilecekleri yaşamsal sorunlar arasında yer almaz? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Sevgili arkadaşlar, sağlık hizmetlerinin yetersizliği yaşamsal sorunlar arasında yer alır. Barınma olanaklarının yetersizliği yaşamsal sorunlar arasında yer alır. Şöyle ki, göç alan şehirlerde nüfus hızla artar. O halde 1 ve 2'de verilen sağlık, barınma gibi yaşamsal sorunlar bizlerin karşısına çıkar. Fakat sevgili arkadaşlar, 3. öncülde yer alan kültürel faaliyetlerin yetersizliği yaşamsal sorun değildir. Doğal olarak doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki haritada
bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde arazinin dağlık ve engebeli olması tarla tarımının yapılmasını daha fazla kısıtlamaktadır. A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 3 ve 4, D. 2 ve 5, E. 4 ve 5. Sevgili arkadaşlar, engebeli alanlarda tarım alanları dar ve parçalıdır. Bu nedenle bu alanlarda bahçe tarımı yapılır. Yer şekillerinin düz ve sade olduğu alanlarda ise tarım alanları geniş olduğu için tarla tarımı yapılır. Haritada verilen yerleri inceleyelim. 1 numaralı alan, 3 numaralı alan ve 4 numaralı alan yer şekillerinin düz ve sade olduğu yerlerdir. O halde buralarda tarla tarımı yapılabilir. Fakat sevgili arkadaşlar, 2 numaralı alan ile 5 numaralı alan engebeli alanlardır ve buralarda tarla tarımının yapılması kısıtlıdır. Doğal olarak doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'deki kültür turizminin gelişmesine olan katkısı diğerlerine göre daha azdır? A. Farklı dinlere ait tarihi değer taşıyan ibadethanelerin restore edilmesi. B. Kırsal hayata ilişkin değerlerin görünür kılınması. C. Yeni kayak merkezlerinin açılarak yaygınlaştırılması. D. Arkeolojik alanlara ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması. E. Etnografya müzelerinin sayısının artırılması. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'deki kültür turizminin gelişmesine katkısı olan unsurlar A seçeneğinde, B seçeneğinde, D seçeneğinde ve E seçeneğinde belirtilmiştir. Fakat C seçeneğinde yer alan yeni kayak merkezlerinin açılarak yaygınlaştırılması unsuru, yer şekilleri ve iklim koşulları gibi doğal özelliklerle ilgili olduğundan cevabımız C seçeneği olarak söylenebilir. Aşağıdaki grafikte 1992-1997 yılları arasında 1K ülkesinin L ülkesiyle olan dış ticaretine ait değerler gösterilmiştir. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A. Dış satımın en fazla olduğu yıl 1993'tür. B. Dış alım her dönemde dış satımdan daha fazladır. C. Dış alımın en düşük olduğu yıl 1997'dir. D. Dış satım 1993-1996 yılları arasında sürekli artmıştır. E. Dış ticaret açığının en fazla olduğu yıl 1996'dır. Sevgili arkadaşlar, grafiği incelediğimizde mavi sütunlar dış alımı, pembe sütunlar dış satımı ifade etmektedir. O halde sevgili arkadaşlar, dış satım 1993-1996 yılları arasında sürekli artmıştır ifadesini söyleyemeyiz. Çünkü dış satım 1993 yılında 600 milyon doların üzerine çıkmışken 1996 yılında ise 400 milyon dolara inmiştir. O halde sevgili arkadaşlar, sürekli bir artma söz konusu değildir, azalma söz konusudur. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Sanayi devriminden günümüze kadar olan süreçte fosil yakıtların tüketimindeki artış doğal çevrede büyük bozulmalara neden olmuştur. Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan önemli çevre sorunlarının küresel ölçekte fark edilmesi ile 1970'li yıllardan itibaren doğa koruma bilinci daha sistemli olarak gelişmiş ve çevrenin korunması konusunda bazı önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu önlemlere fabrika bacalarına filtre takılması, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, alternatif enerji kaynakları kullanımının artırılması örnekleri verilebilir. Bu önlemler aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin
azaltılmasına daha fazla katkı sağlamıştır. A. Su kirliliği, B. Hava kirliliği, C. Gürültü kirliliği, D. Toprak kirliliği, E. Radyoaktif kirlilik. Sevgili arkadaşlar, fabrika bacalarına filtre takılması, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, alternatif enerji kaynakları kullanımının artırılması, su kirliliğine, gürültü kirliliğine, toprak kirliliğine, radyoaktif kirliliğe nazaran daha çok hava kirliliğini önlemeye yöneliktir. Yani çevre sorunlarından hangisinin azaltılmasına daha fazla katkı sağlar sorusunun cevabı B seçeneğinde yer alan hava kirliliği olarak söylenebilir.